olur bunu yapmayın Yüce Onos. Beni görevden alamazsınız. Bunu kuralları çiğnemeden önce düşünecektin aptal sarışın. Bu konuda itirazın boşunadır Selena. Artık dünyaya gidemeyeceksin. Görevden alındın. Ama bu durumda Hades denen iblis tek başına kalacak. Ve böylece tüm dünyaya kötülük hakim olacak. Bu doğru değil. Aa bravo Selena. Bak görevden alınınca beynine oksijen gitmeye başladı. Her şeyi çözdün. Zaten ben kazanacaktım be. Merak etme. Bu mücadele devam edecek. Hades tek başına kalmayacak. Senin yerine iyilik yapma adına başka biri gidecek dünyaya. Ne? Başka biri mi? Şimdi senin vücudundan tüm sihir gücünü alıyorum. Şuraya bak, sihir gücü gidince korkuluğa döndü be. Ama bu durumda kargaları bile korkutamazsın be. Selena, hadi git sevdiklerinle vedalaş artık. Evet Selena, haydi git artık sevdiklerinle vedalaş. Çünkü onları bir daha göremeyeceksin. Artık dünya bana kaldı. Alkış alkış kıyamet. Alo. Ha alo Selim. Merhaba. Bir gelişme var mı? Onu biliyorum, biliyorum. Ben de konuştum kaptanla. Hı-hı. Peki, peki. Arayan var mı? Suat Tefecioğlu tabii. Çek için aramıştır tabii tabii. Neyse ben onunla konuşup bir gün daha bir süre isteyeceğim iş değilse. Anladım. Tamam. Numarası var bende, var. Ben ararım. Hadi, hoşça kal. Nasıl yapacağım? Dünyaya o kadar alıştım ki. Hele bu büyülü şehre. Bana iyilik yapma enerjisi veren bu güzel şehre bir daha gelememek. Of, Burak, Selin, Leyla, Nazlı. Ben sizi görmemeye nasıl dayanırım? Aslı ne yapıyorsun? Aslı yenge. Ekrem amca. Çok üzgünüm çocuklar. Evden gideceğimiz doğru mu? Maalesef doğru Nazlıcığım. Ama niye? Hepsi benim yüzümden. Son günlerde işler çok kötü gitti. Daha da kötüye gidecek. Onun için sizleri yatılı okula yazdırmak zorundayız. Beni de yatılı okula ver babacığım. Ben onları olmadan, kardeşlerim olmadan yaşayamam ki. Ekremciğim sen ona bakma. Çocuk işte ne görse istiyor. Hem ne güzel arkadaşlık diye diyorlardı bana. Aslı, ileride paramız olursa 3 tane daha yeni kardeş alırız değil mi? Alırız tabii canım, alırız alırız. Ay, etkilendi kızcağız maddi olaylardan tabii. Hepinizden çok özür dilerim. Biliyorum, şu anda özür dilemek hiçbir şeye yaramıyor ama... size söz veriyorum, geçici bir süre bu. Kendini bu kadar üzme hayatım. Ne yapalım elinden gelen buymuş işte. Hayır ben bir şey yapabilsem yapacağım. Zaten bütün mücevherlerimi sana verdim. Yani o önemli değil canım. Bir o kadar olsa onları da verin de. Neyse ben konuyu uzatmayayım. Kızlar bir an önce çıksınlar. Hazırlansınlar. Bir an önce gidin hadi çocuklar gidin. En iyisi bu olacak galiba. Hadi canım hadi. Yavaş yavaş acele ederek hazırlan.
Bari eşyalarımızı toplayalım. Ya ben böyle çok alışmıştım ya. Biz de alıştık Nazlıcığım ama ne yapalım, kader. Ya bence Selena'ya söylemeliyiz, o bize yardım edebilir. Ya evet, hemen ayrılık moduna girmeyelim. Selena kesin halleder. O zaman ne duruyoruz, hadi çağıralım. Selena. Selam kızlar. Selena, çok acil yardımına ihtiyacımız var. Evet, hem de çok acil. Bizi yatılı okula yazdıracaklar. Üzgünüm kızlar. Ne? Üzgünüm. Güçlerim elimden alındı. Ama sen Selena'sın. Güçlerin nasıl elinden alınır? Burak için yaptığım sihir Ütopya'da pek hoş karşılanmadı. Cezası çok ağır olabilir. Hatta belki de bu sizi son görüşüm olabilir kızlar. Ya ama nasıl olur? Boş verin. Zaten siz çok özel kızlarsınız. Emin'in başınızın çaresine bakabilirsiniz. Selena, ben seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Ama hadi bunu daha da zorlaştırmayalım, tamam mı? Biz daha çocuğuz. Biz de onu istemiyoruz Selena. Seni bir daha göremeyeceğiz, değil mi? Buyurun Aslı Hanım. Ha, koy şöyle, koy. Bu ne müstesna? Elma. Meyve suyu getir dediydiniz ya. Hay müstesna. İlla kendini rencide mi ettireceksin canım bana? Ay bizim evde ne zamandan beri meyve denince akla elma geliyor? Ha? Hani bunun ananası, avokadosu, kumkuatı? Hani bunumuzu canım? Ha? Aslı Hanım, dolapta başka meyve yoktu da ondan. Alsaydın o zaman. Çıkıp alsaydın. Ne yani? Evin hanımı olarak ben mi gideceğim alışverişe de? Dolapta hiçbir şey eksik olmayacak demedim mi ben sana? Ha? Dediniz Aslı Hanım da. Ekrem Bey'e sorduydum market alışverişine gideyim mi diye. Bu son durumlar yüzünden mutfakta lüksten acık kaçının dedi. Ama elmalar çok güzel, sulu sulu. Bu zane. Müstesna! Bu elmaları sulu sulu boğazına dizdirtme bana canım. Ay ne demek lüksten kaçmak, ne demek? Ekrem Bey öyle dedi Aslı Hanım, iflas durumları yüzünden. Tamam müstesna, tamam. Çık dışarı, al bunları da çık. Ay Allah. Bak sinirlerim bozuldu şimdi, ay bir titreme geldi. Ay şimdi biz de herkes gibi elma, armut falan mı yiyeceğiz canım? Mücevherlerim de gitti. Ay güvendim verdim, kocamdır dedim. Geri öder nasıl olsa dedim. Ay ellerim kırılsaydı da vermeseydi. Ay kadersiz yavrum benim, mücevherlerim gitti. Ay Aslı sen de çok safmışsın vallahi. Ne diye veriyorsun ki? Yok benim mücevherim falan deseydin ya. Ay Kıvılcım, sanki babam bilmiyor benim bir sürü mücevherim olduğunu değil mi? O benim babam değil bir kere. Zengin kendiydi. Madem iflas etti artık hiç değil. Kıvılcım. Hı. Evi falan almazlar inşallah elimizden. Evim Aslı, evi de mi alacaklar ya? Ay ne bileyim ben. Seni bu aptal baban gitmiş eli faktörü çizine borçlanmış. Alıyoruz derlerse ne yapacağız canım? Ay Aslı sakın benim eşyalarımı da aciz etmeye falan kalkmasınlar. Vallahi da vermem. Ya bana ne, ben mi borçlandım elin adamına? Ay öyle haciz maciz deme kızım. Ay içim yağlar eriyor, deme öyle deme. Ooo nedir bu haliniz ya? Yüzünüzden düşen bin parça. Gören de iyi bir şey oldu sanacak. Pardon, sizin tabirinizle gören de kötü bir şey oldu sanacak. Kötü bir şey oldu zaten. Aslı sen iyi misin? Gene başladın kendi kendine konuşmaya ya. Hayır Kıvılcım. İyi değilim Kıvılcım. Bütün mücevherlerim gitti Kıvılcım. Nasıl iyi olayım? Ya olursun. Bir de şu tarafından bak. Tamam mücevherler falan gitti. Ama bununla birlikte o üç iyilik meraklısı cadı da sonsuza kadar hayatınızdan gitti. Bay bay. Kıvılcım, işe bir de iyi tarafından bakarsak mücevherlerin falan gitti ama bu üç küçük beslemeden de hayatımızın sonuna kadar kurtulmuş olacağız ha? Ay evet Aslı ya. Ben zaten bu üç küçük ezikten kurtulmak için Ekrem'in kaybettiği bütün paraları böyle kendi rızamla vermeye hazırım. Vallahi bak razıydım yani. Boşuna dememişler her işte bir şer vardır diye. Boşuna dememişler her işte bir şer vardır diye. Hayır demek istedin değil mi? Ha evet yani hayır demek istedim. Hayır vardır. Ya çocukların gidişini böyle mi kutlayacaksınız? Kıvılcım, o cadılardan kurtulmamızı böyle oturarak mı kutlayacağız canım? Haydi canım.
canım. Kutlayacağız Aslı biz onu. Nasıl olacak ya? Göbek atarak tabii ki. Nasıl olacak? Göbek atarak tabii ki. Müzik. Aa, müziği bana bırakın. Ben hallederim. Aa, Aslı müzik. Gayet güzel filan ama. Zamanlama çok iyi. Yavaş kız acıttın vallahi. El alem ne derse desin. Hadi 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 hadi. Niye göbek atayım ki? Durup dururken değil. Ben öyle istiyorum da o yüzden bir şey kutluyoruz herhalde canım burada. Hadi hadi hop hop. Aa, yoksa Ekrem Bey'in dediği gemi İstanbul'a geldi de onu mu kutluyorsunuz? Hayır canım, başka bir şey kutluyoruz biz. Hadi aslan. Hadi at göbeğini at. At at at. Bu arada senin oğlan nerede bakayım ha? Tık 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 tık. Zülfikar. Zülfikar. Gel. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Aslanım bir şey mi var? Ne oldu? Gel kalalım derdi. Gel gel gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Göbek atacağız, gel buraya. Ya aslanım sağ olun, ben siz devam edin. Yani ne var ki göbek atsan, şunun yarısını versen kalanı senin 20 sene idare eder zaten. Gel bakayım çabuk, emrediyorum. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi ya. Hadi hadi. Vay. Tamam. Tamam Suat Bey. 40.000 YTL. Mutabıkız. Hı hı. Yarına kadar idare edin yeter. Tamam söz. Bir daha süre istemeyeceğim. Hı hı. Olur. Yarın sabah erkenden yollarım seni. Peki. Teşekkür ederim. Bravo yani Aslı. Bravo yani. Yani onlar bizi zorladılar hayatım. Ben de öyle dedim ama bir türlü dinletemedim ki bu müstesnayla Zülfikar'a. Aa. Ama. Evet, tutturdular illa ki göbek atasımız geldi diye. Çok zorladılar bizi. Bizim oynayacağımız falan yoktu aslında. Ay bir de müziği aşılar. Fıkır fıkır nasıl oynak bir müzik Ekrem'cim. İnsanın kolu dursa ayağı durmuyor. Yani mecburen dans ediyoruz biz de ana kız. Aman Aslı Hanım neler diyorsunuz öyle? Siz zorlamadınız mı bizi göbek atacağınız diye? Evet, emrediyorum dediniz. Rencide ederim oynamazsan dediniz efendim. Dedim hayatım ama şeyden bir sor niye dedim. Kıvılcım, Kıvılcım matematikten 10 almış onun için onu kutluyoruz. 10 değil 5 Aslı. Niye 10 dururken 5'i kutluyoruz ki? Bizde en yüksek not 5 çünkü. Ha, 5 yazılıdan almış, 5'i de sözlüden almış. Ben onları topladım onu kutluyoruz. Her ne halise. Ben burada çırpınıyorum, didiniyorum şirketi kurtarmak için. Siz eğleniyorsunuz. Ama hayatım sen kendine söylemedin mi gemi bugün gelmezse iflas ediyoruz diye? Öyle ama konuştum Tefecioğlu ile. Bir gün ekstra aldım. Ay inanmıyorum. Güzel annemin kurtuldu mu yani? Anne iyi adammış bu Tefecioğlu. İyi adamlıkla bunun ne alakası var Aslı? Bir gün için 40.000 lira faiz istedi benden. Yo! Hayatım bu adam soyguncu. Soygun moygun. Ne yapalım çaresiz vereceğiz. Şimdi hepimiz dua edelim de şu fırtına dinsin ve gemi yarın gelsin artık. İnşallah Ekrem Bey, inşallah. Dua edin, dua edin. Fırtınalar koparsa kopsun. Ha, unutturma bana Zülfikar. Sabah erkenden sana bir 40.000 liralık senet yazacağım, götürürsün Tefecioğlu'na. Tabii efendim. Oh be, oh. En mutlu günüm. Selena'nın dünyadaki görevine son verildi. Ekrem iflas etti ve dahası o üç küçük iyilik meraklısı cadı sahipsiz kaldı. Ay bundan kötüsü Şam'da kayısı be. kayısı getirsene hadi yiyelim hep beraber. Ne kayısı Aslı? Kayısı nereden çıktı? Ben zaten olmuşum kayısı.
Hayatım sen dedin diye diyorum kayısı. Ben kafamdan mı uydurdum yani? Ben dedim ben. Neyse göbeğimizi de attık. Ben artık gideyim. Hadi 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 hadi. Bay bay ben kaçtım. Kızlar yani şöyle. Eminim benim yerime gelecek kişi de sizi çok sevecektir. Eminim en az benim kadar onu da seveceksiniz. Zaten yerime başkası gelecek. Ama biz başkasını değil seni istiyoruz. Ya sana bu kadar ihtiyacımız varken bizi bırakıp gitme. Bizi bırakma Selena. Kızlar inanın yapabilecek hiçbir şeyim yok. Böyle olmak zorunda. Bana yaşattığınız her şey için çok teşekkür ederim. Benim varlığımı her zaman hissedeceksiniz. Hoşça kalın. Yaz bakayım. Ya anne yazıyorum tamam. Şimdi de oku bakayım. Yemeğin tuzunu fazla kaçırdıysak... Hı. ...tencereye birkaç tane çiğ patates atıyormuşuz. Fazla tuzu çekiyormuş. Heh, aferin oğluma benim. Başka ne vardı? Heh, bak tuz dedin de aklıma geldi. Şimdi... Anne bir şey diyeceğim. Oğlum sus lafımı kesme. Unutacağım şimdi diyeceğimi. Bak şimdi hani patates falan kızartırken yağ sıçrar ya. Hı. Heh, işte yağ sıçramaması için... ...tavanın içine bir tutam tuz atacaksın. O zaman yağ sıçramaz. Ne olurmuş? Bir tutam tuz atacakmışsın anneciğim. Heh, yaz şimdi onu da. Ya anne yapma yazmayayım bunu da. Yaz yaz. Yazmazsan unutursun oğlum. Ay, tamam tamam anneciğim yazıyorum. Yazdın mı? Heh güzel. Şimcik marmelatlar. Mesela ayva reçeli. Ayva reçeli mi? Ayva reçeli pişirirken rengi böyle güzel güzel kırmızı kırmızı olsun diye... ...ayvanın çekirdeklerinden birkaç tanesini alacaksın. Dülbente sarıp içine atacaksın. Anladın mı? Anlamadım anne. Anlamadım. Bunu niye yaptığını anlamadım. Bu eziyet niye ya? Eziyet mi? Ya evet anneciğim. Ya ben senden yemek tarifi istedim de... ...bir düşündün mü acaba niye istedim? Niyeymiş? Ya anne biz çocuklarla böyle rakı sofrası falan kuruyoruz ya... ...hani böyle ben de hep yiyor pozisyonunda olmayayım... ...yarın öbür gün bir iki çeşit ben de bir şey yapayım yalandan diye sordum. E iyi ya oğlum, ben de onun için anlatıyorum sana. Ya anneciğim ben ne diyeceğim millete? Siz rakıyı buzluğa koyun... ...ha ben şimdi iki dakikada size hemen ayva reçeli kaynatayım... ...yok yok haydarının tuzu fazlaysa içine de çiğ patates atayım tuzunu çeksin mi diyeceğim. Ey tamam, ben de kabahat ki sana anlatıyorum. Sen kendin istedin diye anlatıyorum. Hem bir de ileride evlenirsen... ...yardımı olur diye şey ettiydim. Ha, bayağı işime yarar anne. Müstakbel karım gider evin rızkını kazanır, dışarıda çalışır. Ben evde ütü falan yaparım. Hatta olmadı çamaşır yıkarım. Akşama doğru da mutfağa girerim. Alırım defterimi de koluma böyle. Ondan sonra ayva reçeli senin, haydari benim, tuzlar, çiğ patatesler senin. Takılırım akşama kadar değil mi? Ya bravo anne ya. Yakışır mı tophaneliye evde yemek memek? Hayret bir şey ya. Yani bir tophanelinin annesi olma şuurundan o kadar uzaksın ki. Sus bakayım. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle annenle şuursuz falan diye? Asla. Şuursuz demedim ki anneciğim. Şuursuz der miyim? Sadece uzak dedim. Ya hem kusura bakma zaten son zamanlarda gerginim. Evin durumunu biliyorsun Ekrem Bey'i falan. Ay kızların gidiyor olması zaten ayrıca koyuyor. Yani sonuçta Ekrem Bey de Allah korusun iflas ederse... ...hani biz de işsiz kalacağız anneciğim. Bilmiyorum be oğlum. Bakma. Allah büyüktür. Bize bir yol gösterir elbet. Çalışacak bir yer buluruz. Kafamızı sokacak bir kapı buluruz elbet. Ben esas o üç küçük yetime harcıyorum. Doğru söylüyorsun anne. Biz bir şekilde kurtarırız da. Hani şey diyorum ya. Ne bileyim biz başka yerde çalışmaya başlarsak alayım ben kızları yanımıza. Ben gerekirse 20 saat çalışırım. Hepinize bakarım ben anne. Ha? Ne dersin? Ay, aslan yürekli tombiş oğlum benim. Caney 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 işte meydan ney. İyi günün dostu dar günde haney. Dar günde haney o. Caney 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 işte meydan ey. Oo hanıma hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hanıma iyi misiniz? Kendine iyi bak Sanayi. Niye ki? Ben bir süre buralarda olmayacağım. Yani uzun bir süre olmayacağım. Nasıl ya? Sizsiz bu duvar ne olacak? Dükkan senin olacak. Eminim sen başının çaresine bakarsın. Durup dururken nereden çıktı bu hanım abi?
Yoksa hasta falan mısınız? Hadi söyleyin, üzmeyin beni. Yok, ben iyiyim. Ve gittiğim yerde de çok iyi olacağım. Beni merak etme. Nasıl merak etmeyeyim? Ben gitmenizi istemiyorum. Duven de istemeyin. Sizi burada isteyeyim. Yani isteyiz. Ben, Mehmet Duven. Üzgünüm Sanayi. Kendine iyi bak, olur mu? Ama... Hanım am. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Maalesef. Anladım. Yani siz de diyorsunuz ki nasıl olduğunu siz de anlayamadınız. Birdenbire çıkıyor bu fırtına. Uydu fotoğraflarında da görünmüyor demek. Evet, ben de meteorolojinin internet sitesine girdim. Orada da yok böyle bir şey. Peki ne zaman ne zaman dineceğini de bilmiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah kahretsin. Efendim, nedir durum? Daha dinmemiş mi fırtına? Hayır, fırtına hala dinmemiş. Hani durduk yerde nereden çıktı bu fırtına anlamıyorum ki. Sanki benim işlerim ters gitsin. Tövbe tövbe. Üzülmeyin Ekrem Bey. Her şey olacağına varır. Bakarsınız gece fırtına diniverir. Bakarsınız gemi de yarın geliverir. Bilmiyorum müstesna. Yani darmadağın oldum, anlatabiliyor muyum? Onun için de hayır, iflas etmek dert değil. En çok tam öğrenim sezonunun ortasında 3 tane yetim alıp devlet parasız yatılı okuluna göndermek çok koydu bana. Ekrem Bey, ben yanlış anlamazsanız bir şey diyeceğim. Yani en azından kızları bizim devlet okullarına alsaydık bu mahalledeki. Buradan ben getirip götürürdüm. Yine burada olurlardı, ne bileyim. Ah Zülfikar ha. Bizim burada kalacağımız garanti değil ki. Gemi yarın gelmezse Tefecioğlu elindeki bütün senetleri işleme koyar. O zaman da elimizde hiçbir şey kalmaz. Bu ev hepsi gider. En azından o zaman kızların orada güvencede olduğunu bilmek beni rahatlatacak. Yapmayın Ekrem Bey. Durum o kadar vahim ha. Durum o kadar vahim. Çocuklar, bunu size söylemek istemiyorum ama siz de başınızın çaresine... Aman Ekrem Bey. Gerçi Allah'tan ümit kesilmez ama o dediğiniz olacak olursa biz başımızın çaresine bakar bir ekmek kapısı buluruz kendimize. Bu kargaşada bir de bizim için üzülüp endişelenmeyin. Evet Ekrem Bey, yani bunca sıkıntının arasında bizi düşünmeyin efendim. O kadar çok utanıyorum ki müstesna. Hepinizden, sizden, kızlardan, ölmüş kardeşimden. Onlar bana ölmüş kardeşimin emaneti. Yarın öbür dünyada nasıl bakarım suratına kardeşimin ben? Yapmayın Ekrem Bey. Gün doğmadan neler doğar. Böyle koy vermeyin kendinize. Beşinci size bir papatya çayı yapayım, iyi gelir. Ben yaparım anne. Sen nasıl yapacaksın oğlum? Yaparım tabii, defterime yazmadık mı o kadar şey. Hatta hızımı alamazsam marmelat bile yaparım da. Şimdi Ekrem Bey zehirlemek olmaz. Akşam akşam çay sadece. Selin abla. Efendim Nazlıcığım. Ben kötü bir çocuk muyum? Değilsin tabii ki Nazlıcığım. Hiç olur mu öyle şey? O zaman niye bizim başımıza bu kadar kötülük geliyor? Hayatta biz kocaman iki insandan neden ayrı kalmak zorunda kalıyoruz? Demek ki biz o kadar iyi çocuklar değiliz. Ve cezalandırılıyoruz. Öyle düşünme Nazlıcığım. Hayat bazen iyi insanlar için de zor olabilir. Hem önemli olan yani böyle zor zamanlarda bile el ele verip ayakta durabilmektir. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Ben el ele verip ayakta durmayı değil, el ele verip Selim'i çağırmak, amcamın yanında olmak ve müstesna teyzenin yemeklerinden yemek istiyorum. Nazlıcığım, ne olur yapma böyle. Bunlar bizim elimizde olan şeyler değil ki. Hem annemle babam ağladığını görürse çok üzülürler. Üzülmezler işte. Üzülüyorsalar bizi bu durumdan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaparlardı. Bizi bırakıp gittiler. Hem şimdi amcamla Selena'dan da ayrı kalacağız. Ama onlar bize hiçbir şey yapmadılar. Anne, baba ne olur bir şeyler yapın. Yalnız kalmamıza izin vermeyin. Nazlıcığım.
Burak. Seni sonsuza kadar göremeyeceğim sevgilim. Bazen ne kadar gücümüz olursa olsun bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Umarım bir an önce iyileşirsin. Benim seni görmem senin iyi olmandan daha önemli değil. Umarım bir an önce iyileşir ve kendine yeni bir hayat kurarsın. Ve beni bir an önce unutursun. Çünkü beni unutmazsan hiçbir zaman mutlu olamazsın. Ben seni hiç unutmayacağım. Ben seni sonsuza kadar seveceğim. Seni seviyorum aşkım. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Selena. Öf. Şiştim beklemekten. Nerede kaldı bu Selena? Duymuş olmaz. Ya gelmese? Gelir gelir. Selena asla öyle bir şey yapmaz. Yapmazmış. Suçlu birine hala neden güveniyor anlamıyorum ki. Vedalaştın mı dünyadaki sevdiklerinle? Evet. Vedalaştım Yüce Onos. O halde seni bundan sonra yaşayacağın yere gönderebiliriz. Görevini tamamlamış iyilerin bulunduğu İyi Kahramanlar Müzesi'ne. Senden sonsuza kadar kurtuldum Selena. Oh be, ütopya varmış. Yüce Onos, Selena'nın yerine dünyaya gidip iyilik yaptıracak kişiyi huzurunuza çağırayım mı efendim? Çağır bakalım. Evet, yeni rakibin kim acaba? Çok merak ediyorum. Afrodit. Afrodit! Geldim! Geldim! Geldim ayol! Ah, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geldim! Geldim. Pekala. Göreve hazır mısın Afrodit? Saçlarımı bir toplattırıp ondan sonra manikürümü pedikürümü de yaptırdıktan sonra hazırım Honosçuğum. Honosum. Honosçuğum da nereden çıktı şimdi? Bana sadece Honos demen yeterli. Tabii Honos. 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 Görevin neydi? Görevin evrende süre gelen iyilikle kötülüğün yarışında sen iyiliğin artmasına çalışacaksın. Yani Hades'le yarışacaksınız. Merhaba ben Hades. Çok esprili. Anladım tabii olur. Peki ben iyilik yapmayı çok severim. Ben şeyi de severim, kedileri severim, köpekleri severim. Tam 7 tane karışım var benim, onlara yem veriyorum. Atım var, penguenim var, ona da veririm yemek. Pekala, pekala. Yeni görevinde başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ay bu süzme salak. Bunun gibi bir salan. Benim gibi deneyimli bir kötünün karşısında hiç şansı yok. Şuna bak. Neredeyim ben? Hastanesiniz Burak Bey. Hayat tehlikeye atlattınız, merak etmeyin. Selena. Selena nerede? Ona bir şey olmadı umarım. Hastaneye sizin olayla ilgili başka kimseyi getirmediler. Bu durumda da sanırım sorduğunuz kişi iyidir. Umarım ona bir şey olmamıştır. Biliyorsun, Yüce Onos'un izni olmadan buradan çıkamazsın. Selena. Burki, aşkım nasılsın? Gözlerini açtı haberini alır almaz geldim. Selena. Burki benim aşkım, ne Selena'sı, benim Ceren. Selena nerede? Boş ver şimdi Selena'yı. Neredeyse nerede.
Ben buradayım ya işte. Selena gelmedi mi? Hadi işte Ceren. Bu fırsatı güzel kullan. Selena hiç gelmedi. Ama ben başından beri sana destek oldum desene. Söylesene bunları be kızım. Eşek kadar kızsın, ben mi söyleyeceğim? Selena hiç gelmedi Burki. Yani hasta hasta sana disappointment olmasın diye söylemek istemiyordum ama gelmedi. E artık sen de anlamışsındır ne kadar vefakar bir kadın olduğumu. Çok güzel. Burki kurşunlardan ölmedi ama artık kalp acısından ölür Burki. Burki, Burki. Seni gerçekten seviyor olsaydı benim gibi hastaneye yattığın ilk andan itibaren başında beklerdi. Hem de uyumadan. Ya kaç gündür nişan taşına inmedim, düşün yani. Bir yanlışlık olmalı. Serena ne olursa olsun gelirdi beni ziyarete. Gelmedi işte. Bundan sonra da geleceğini zannetmiyorum. Ah ne güzel söyledin. Yemin etsen karnın ağrımaz. Bundan sonra Serena'yı dünyada göremezsin. O artık emekli oldu. Neyse ben kaçayım artık. Görüşürüz gerizekalı. Artık Selena'yı da yaşananları da geride bırakalım bence Burki. Ben o sayfayı Selena ile açmıştım ama... ...babanın adamları maalesef o beyaz sayfayı kana buladılar. Burki... Aşkım ya, what are you talking about? Ne babamın adamları? Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Bana çektiğin o tehdit dolu mesajdan. Ne tehdidi Burki? Hangi yüzyılda yaşıyoruz for God's sake? Ben seni sadece çok özlediğimi yazmıştım. Sen yanlış anlamışsın. Ya, resmen misunderstood. Neyse. Bırakalım şimdi bunları. Hem doktor ilk kendine geldiğinde böyle şeyler olabilir demişti. Hallucination babında falan yani. Hadi sen dinle. Alo. Alo Erol Kaptan. Ha. Ekrem Aykar ben. Evet. Nasılsınız? Dindi mi biraz fırtına? Maalesef Ekrem Bey. Dineceği yerde daha da şiddetleniyor. Gerçi mümkün mertebe daha hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Hay Allah. Hay Allah. İnanın elimizden gelen her şeyi yapıyoruz Ekrem Bey. Rettepat 36 saattir uykusuz. Yanlış anlamayın. Şikayet ettiğimizden falan değil. Sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. İsterseniz hızımızı biraz daha artırın. Yok yok yok. Hayır Erol Kaptan. Bilakis hızınızı düşürmenizi istiyorum. Hızımızı düşürelim mi? Evet. Denizle şaka olmaz kaptan. Benim param kurtulacak diye sizin hayatınızı riske atmanızı istemiyorum. Onun için fırtına dinene kadar bekleyin. Sonra da tam yol gelirsiniz. Ama fırtına... Bugün hiç dinecek gibi gözükmüyor Ekrem Bey. Olsun. Yine de bekleyin. İyi de gemi gecikirse iflas ederim demiştiniz. Kaptan, iflas edersem bir hafta, bir ay. De ki ona bir yıl uyuyamam. Ama mürettebatınızdan birine bir şey olursa ömür boyu uyuyamam. Onun için siz benim dediğimi yapın. Hadi. Pekala Ekrem Bey. Siz nasıl isterseniz. Tamam. Bir değişiklik olursa bana haber verin. Hadi yolunuz açık olsun. Çatlattın insanı. Ne diye bir değişiklik var mıymış? Söylesene canım. Hayır, fırtına hiç dinmemiş. Ne? Ay ne yapacağız o zaman? Ne olacak yani? Bakma ben dedim. Ben dedim değil mi? Ümit burnundan dolaşsınlar dedim. Canım ne işleri var onların Süveyş kanalında falan? Aslı. Işte. Zaten kafam bozuk. Bak hırsımı senden çıkarırım. Aşk olsun Ekremciğim. Yani bu evde iflas eden bir tek sen mi varsın canım? Ben de iflas ettim sayılır. Yani senden dolayısıyla. Ay mücevherlerim de gitti zaten. Aslı. Tamam canım, sustum. Ama bu haksızlık biliyorsun değil mi Ekremciğim? Ha sen bana bağırıp çağırıp rahatlıyorsa bütün negatif enerjini atıyorsun. Ben ne yapacağım? Ben kimlere bağıracağım da rahatlayacağım? Buldum aslında. Esikler uyanın bakalım. Ya ne oluyor ya? Ya böyle uyandırılır mı insan ya? Aa, yurt hayatına alışım diye böyle uyandırdık Aslı. Bunlar da hiç yaramıyor ama. Ama gevezelik edip de benim kızımın aklını karıştırmayın bakayım. Ha, size bavul getirdik 3 tane. Biraz diplere delik olabilir ama idare edeceksiniz artık. Ne yapalım? Ayrıca
çekiştirir mekiştirir kapatırsınız neyse. Olacak o kadar değil mi ama? Beleşten bavul buldunuz bir de konuşuyorsunuz değil mi Aslı ya? Kim konuşuyor ki? Söz geçecek canım! Bana bakın, amcanız da sizi parasız yatılı okula yazdırmaya gidiyoruz. Biz dönene kadar bütün eşyalarınızı toplamış onu anladınız mı? Kılınızı bile görmek istemiyorum bu evde. Yokluğumuzdan faydalanıp da banyoya falan gidip dişlerinizi fırçalamaya kalkmayın. Macun israfı istemiyorum bu evde. Döndüğümüzde tek 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 dişlerinizi ağzınıza koklayacağım. Hele bir macun koksun. Hele bir macun koksun. Hepinizi tek 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 rencide ederim. Anladınız mı beni? Hadi canım. Hadi yürü gidelim artık hadi. Görüşürüz dedikler. Hadi toplanın toplanın toplanın. Of ya bıktım bunlardan iyi oluyor gittiğimiz. Daha bir gün bile geçmeden yatılı okula kaydımızı yaptırıyorlar. Selena'yı da çağıramıyoruz. Ya aslında Selena benim yerime yeni biri gelecek dedi ya onu çağırmayı denesek. Ya iyi de daha adını bile bilmiyoruz ki. O zaman Selena'yı çağırdığımız gibi çağıralım. Evet iyi fikir. Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Nasıl yardımcı olabilirim? Ah ah Burak Beyciğim. Yani bizi nasıl korkuttunuz bilemezsiniz. Yani bizi derken beni demek istedim. İnanın vurulduğunuzu duyduğum an koşaraktan buraya kadar geldim. Ve o andan beri yanınızdan bir an olsun ayrılmadım. Allah sizi inandırsın. Sanırım siz yanlış odada beklemişsiniz Fitnat Hanım. Çünkü Burak'ın başında hep ben vardım ve sizi de pek göremedim. Şey canım bir ara eve kadar gitmiştim. Herhalde o ara görememişsinizdir. Ya. Ya eve gidip Burak Beyciğime el cihazına yaprak sarma sardım. Buyurun Burak Beyciğim. Fitnat Hanım ne yapıyorsunuz for God's sake? Ne for God's sake, for God's sake? Türkçe konuşun lütfen ayıp oluyor yani. Siz Burak Bey'i tanımadığınız için bilmezsiniz. O benim yaprak sarmalarıma bayılır. Hatta parmaklarını yer. Siz yanlış görmüşsünüz Fitnat Hanım. Parmaklarını yememiştir de zorla yedirdiğiniz sarmaları çıkarmak için parmağını boğazına sokup istifra etmeye çalışmıştır. Hah. Ne şimdi bu Amerikan esprisi mi anlamadım. Ben de şaşırmadım zaten. Şimdi müsaade ederseniz yedirivereyim de adam kendine gelsin. Zavallı hastane yemeğinden çökmüş ye ye. Fitnat Hanım şimdi hemşireyi çağıracağım ama. Yemek istemiyor işte ısrar etmeyin. Hem Burki'nin karnı açsa ben gider ona bir kuasilerle falan yaptırırım. Yaptırayım mı Burki? Yok sağ ol hiç gerek yok sağ ol. Aa, o zaman şey yapalım. Ben size el cihazımla yaş pasta yapmıştım. Tatlı yiyin istemez misiniz? Kendi ellerinizle yaptığınız pastayı da pastane kutusunda getirmeniz ayrı bir interestingmiş yani. Ne var canım? Allah Allah. Evde kutu vardı içine koyuverdim. Ne var? Ya, Fitnat Hanım sizden bir şey isteyebilir miyim? Aa, ne demek? Ne demek? Emir edin. İstiyorsanız Ceylan Hanım dışarı çıksın. Çekiniyor olabilirsiniz ondan. Aa, niye çekinecekmiş? Yok çekinilecek bir şey yok. Ben sizden şey rica edecektim. Acaba görevlilere sorabilir misiniz? Ben uyurken... Selena hiç aradı mı, geldi mi? Ay Selena gelmedi diyorum. Burak unut artık şu kadını. Evet ilk defa Ceren Hanım'a katılıyorum yani. Unut artık şu sarışın insanı. Bazı insanlar böyledir Burki. Çok fazla şaşırmamak lazım. Herhalde korktu sakat falan kalacaksın da ömür boyu bakmak zorunda kalacağım falan diye. Ay ondan gelmedi. Aa, tabii canım kesin ondandır. Benim Amerika'da neighbor'ımın başına geldi. Adam iş kazası geçirdi, yatalak kaldı. Karısı haftasına boşadı. Sırf bakmamak için. Neighbor? Neyse. Ay bizim apartmanda da bir Neriman diye kadıncağız vardı. Kocası dikelek oldu diye boşadı adamı. Ne oldu diye? Dikelek. Milyonda bir görülen bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle zınk. Sopa gibi duruyor bütün gün. Ne yatabiliyor ne kalkabiliyor. Kazık gibi. Affedersiniz yani tuvaletini bile. Neyse işte diyeceğim. Yani siz merak etmeyin Burak Beyciğim. Yatalak da olsanız, dikelek de. Hatta kakalak da olsanız ben hep sizin yanınızda olacağım. Tabii. Nasıl olsa dedi okulun kira kontratını yenilemeyince bol bol boş vaktiniz olacak. Ne kontratı ya? Hem Burki kimin her zaman onun yanında olacağını biliyor. Değil mi Burki? Burki'ymiş. Köpek çağırıyor sanki Burki. Amerikan cadısı ne olacak? Gelmiş buradan bana hava basıyor. Senin baban okul arsasının sahibi olmasaydı şuradan bir tane çakardım çökelek oluverirdin ama... Selena niye gelmedi acaba?
Ne oldu? Beni çağırmadınız mı ayol? Sen bizim... Evet! Ben sizin yeni koruyucu meleğinizim. İsmim Afrodit. Bundan sonra beni Selena diye değil, Afrodit diye çağıracaksınız. Söyle bakayım, Afrodit, Afrodit. Peki Selena'ya ne oldu? Selena, Selena. Onu şeye koydular, İyi Kahramanlar Müzesi'ne koydular. İyi Kahramanlar Müzesi mi? Evet, Ütopya'nın çocukları onları istedikleri zaman ziyaret edebiliyorlar. Neyse, size nasıl yardımcı olabilirim? Zira kuaförümle randevum var da gitmem gerekiyor yani. Anlarsınız değil mi? Siz gitmez misiniz? Ya bizi evden gönderiyorlar. Evet, Selena'dan görevi devralırken bana böyle bir şeyden bahsetmişti. Sizin şey varmış değil mi? Kötü bir yengeniz varmış. Bir de onun kızı varmış değil mi? Öyle mi? Doğru mu? Evet, Kıvılcım. Kıvılcım. Evet Kıvılcım, doğru bildin. 10 puan veriyorum sana. Neyse ben bu konuyu düşüneceğim. Tabii ki düşüneceğim. Tabii ki önce benim ojelerimi tazeletmem. Sonra da kuaföre gitmem gerekiyor yani değil mi? Bunlar önemli şeyler. Başka bir arzunuz? Gide hiçbir şey yapmadım ki. Ay geniş olun canım biraz. Ay ne kadar sabırsızsınız. Ay, tabii ki yapacağım yani. Ama yapacağım ama yani şu an gitmem gerekiyor. Törpünü de almam gerekiyor. Geleceğim tamam mı? Bunlar görev işi yani. Hadi görüşürüz. Halledeceğim tamam. Ay, bu neydi şimdi? Ya bence seninle hiç benzemiyordu. Ya biliyorum Nazlıcığım. Biliyorum ama ne yazık ki ondan yardım beklemekten başka bir çaremiz yok. Krema alınacı 17 TL. Evet şimdi bu onu koysam buradan 5 alsam ne kalıyor? 5 TL. Evet. Limonata için limon alınacı. O zaman bu 5 TL'yi koyup 10 TL alırsam ne etti? 17 TL. Evet. Pipet ve paket içinde 17 TL. O zaman bunu koyup bu 17 TL'yi alıp bu 17 TL ile onları alırsam ne kaldı elimizde? Hiçbir şey kalmıyor. O zaman ben de alışveriş yapmayayım, böyle durayım. Ah hanım ağam, ah! Böyle bu düvenle baş başa bırakıp nereye gittin? Tabii sanayiye bırakırsam bütün hesabı kitabı olacağı bu. Kolay gelsin sanayi abi. Hoş gelmişsiniz yeğenler. Ne yapsın abicim? Abi ben bir limonata alayım. O zaman bize iki tane içilir. Hemen geleyim, buyurun. Abi ne olacak bu kızların hali? Vallahi hiç bilmiyorum abi. Aynı durumda biz olsaydık şimdi ya cepçilik yapıyorduk ya dilencilik. Evet abi haklısın vallahi ya. Ya ben Selin'i bu yüzden çok seviyorum zaten. Yani en zor durumlarda bile dimdik ayakta durabiliyor. Ya o bir kere benim Leyla'yı sevme sebebim. Git kendine başka sebep bul abicim. Allah Allah oğlum sen ne kadar kopyacı bir adamsın ya. Biz sizden daha eskiyiz oğlum. İyi. İşte limonatalar geldi buyurun. Sağ ol sana ya abi. Eyvallah afiyet olsun. O değil de abicim. Bunlar yurda gidince biz ne yapacağız hiç sormuyorsun. Sormam mı abicim? Allah yardımcımız olsun. Kızları çok özleyeceğimiz kesin. Ama zaten dertliler. Bir de bir hatırlatıp canlarını sıkmayalım. Vallahi ben dayanamam. Yani bir şekil kız kılına falan girip yurda dalarım yani. Sen dalarsan ben ilk kere dalarım oğlum. Ben Selin'siz yapamam. Ya çocuklar bu 17 TL'den bir kilo şeker çıkınca ne kalıydı? Vallahi bilmiyoruz ki Sanayi abi. Bilmiyoruz. Ben de bilmiyim. Yardıma ihtiyacım var sanırım. Sanırım da ne demek kızım? Tabii yardıma ihtiyacım var. Çukura düştüm. Beni lütfen çıkarır mısın? Tamam, tamam. Sana yardım edeceğim. Evet, şimdi. Ay, ay senin ellerin çamurlu. Ben yapamam. Olmaz. Sil ellerini. Yok mu kağıt mendili falan? Yok kızım. Ne olur lütfen beni buradan çıkar. Çıkamıyorum. Tamam. Senin mavi ojen var. Bak kırmızı sür. Tamam mı? Kırmızı sür. Kırmızı sürersen belki... Olabilirdi ama şimdi yapamam ben. Olmaz. Benim gitmem lazım. Kızım beni çıkar lütfen. Rica ederim lütfen çıkar beni. Tamam tamam yardım etmek isterdim ama başka sefere tamam. Kızım nereye gidiyorsun? Beni çıkarsana. Hadi benim gitmem lazım.
Ay gitti de insanlık ölmüş. Ne yapacağım ben? Bu çukurda kaldım. Nasıl çıkacağım? İmdat! 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 Bu süslü iyilik yapacak da beni yenecek. Bundan sonra her hafta Ütopya'nın birincisi benim. Benim! Sen de orada kal salak. Hepinize tek tek vedalaşacak kadar vaktimiz olmadı. Bizim için de çok ani oldu. Bize kapıya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu anı kaçıracağımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz ne zamandır bugünü bekliyoruz. Tüh tüh tüh. Ay keşke fotoğraf makinesini getirseydik. Ezik 2007 diye yıllığa kapak yapardık. Çekil. Pazar günü toplanmışlar. Ah yavrularım. Ah çocuklarım. Gittiğiniz yerde üşütmeyin mi yavrularım? Hocam açıkçası bu kadar üzüleceğinizi hiç tahmin etmezdik. Üzülüyorum tabii, üzülmez miyim? Çünkü henüz yerinize 3 adet öğrenci bulamadım. Büyük çöküntü. Üzülme hayatım. Ya sonuçta başka bir okula gitseniz de biz hep sizinle olacağız. Ay gerçekten üzülme hayatım sen. Ben senin boşluğunu doldururum. Hem yerine de ben oturacağım zaten. Değil mi Ozan? Sana sık sık yazacağım hayatım. Ay saçmalama Erdem. O kadar uzağa gitmiyoruz ya. Doğru ya. Güle güle çocuklar. Bu okul sizi çok özleyecek. Ara sıra çayımı da içmeye gelin, tamam mı? Tabii parasıyla. Babanızın tekkesi değil burası. Düşünmen yeterli Belli abi. Yavrum güle güle. Neyse biz gidelim artık. Nazlıcığım hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Neyse Allah. Neyse Allah ezik. De belirebilmek çok güzel bir şey. Ben iyiyim, evet iyiyim. İyilikler yapacağım, evet. Etrafta iyilik yapacak birileri var mı acaba? Bakacağım, bakacağım, ben bakacağım. Aa var. Buldum. Kolay gelsin. Ne? Kolay mı? Şey, biz aslında acil zarar vermek istememiştik. Anladım, merak etmeyin. Siz şey yapmak istiyorsunuz değil mi? Ağacın üstüne isimlerinizin baş harflerini kazımak istiyorsunuz değil mi? Onu istiyorsunuz değil mi? Sen onu yapmak istiyorsun değil mi? Evet ben anladım. Şimdi senin ismin ne şekerim? Ahmet. Senin ismin ne şekerim? Canan. A-C, A-C, C-A, C-A, A-C, A-C. Doğru yapabildim değil mi? Evet A-C. Tamam yapıyorum. Aa ama nasıl oldu bu? Mühim değil. Böyle şeyler benim için çocuk oyuncağı. Değil mi? Maksat iyilik olsun yani. İyilik yap denize at. Ya da at onları topla sonra. Ya da toplama. İstediğini yap değil mi? Aptal Afrodit aptal. Yaptığı iyiliğe bak. Ağaca zarar verip iyilik yapıyor. Süper bir rakibim var. Süper. Efendim. Evet, ne vardı Tebe? Afrodit iyilik için dünyaya gidip gelmeye başladığından beri dengeler çok değişti. Nasıl, ne yönde değişti? Bunu isterseniz siz seyredin. Kolay gelsin. Yardıma ihtiyacım var sanırım. Sanırım da ne demek kızım? Tabii yardıma ihtiyacım var. Çukura düştüm. Beni lütfen çıkarır mısın? Tamam, tamam. Sana yardım edeceğim. Evet, şimdi. Ay, ay, ay. Olamaz. Senin ellerin çamurlu. Yapamam. Sil ellerini. Anladım. Siz şey yapmak istiyorsunuz değil mi? Ağacın üstüne isimlerinizin baş harflerini kazımak istiyorsunuz değil mi? Onu istiyorsunuz değil mi? Sen onu yapmak istiyorsun değil mi?
Evet. Afrodit bu iyilik kişiliği pek iyi beceremiyor. Bu yüzden Hades açık arayla önde gidiyor efendim. Selena'nın yerini tutar zannettim ama yanılmışım. Afrodit beni hayal kırıklığına uğrattı. Selena, Selena. Kızlar, bu elbiseyi hatırlıyor musunuz? Ya geçen sene yıl sonu balosunda giydiğin elbise değil mi? Evet, Ozan'la dans etmiştik. Ben de Erdem'le etmiştim. Çok güzeldi ama artık Selena yok. Ha, Selena demişken aklıma geldi. Afrodit'e ne oldu acaba? Bir haber çıkmadı. O bizi sevmiyor bence. Belki de işleri vardır. Ondan başka kurtuluş şansımız kalmadı. Haklısın. Bir daha çağıralım Afrodit'i bence. Durumun ciddiyetini anlamadı galiba. Alo? Dit. Afrodit, Afrodit. Ne oldu şekerim? Öyle zırt pırt çağrılmaz ki değil mi ama? Lambacını mı zannettiniz beni? Ay çok espriliyim. Ya, rahatsız ettiysek özür dileriz de biz sana sorunumuzu çözüp çözmeyeceğini soracaktık. Sizin sorunuz neydi? Yani sorun mu var? Ne sorun? Bizi yurda yerleştiriyorlar. Çok az zamanımız kaldı. Arkadaşlarımıza bile veda ettik. Ay şey aklımdan tamamen çıkmış yani. Ben de bir şey unuttum, bir şey unuttum diyordum ama gördünüz mü bak. Ama bütün hayatımız değişmek üzere. Yani açıkçası senin bizi umursamadığını düşünüyoruz. Aa, olur mu öyle şey? Bakın hemen not alıyorum. Günlerden çarşamba saat 14.30. Selin, Leyla ve Nazlı'yı yatılı okula gitmekten kurtaracağım. Gördünüz bak not bile aldım. Hemen halletmeyecek misin yani? Oh, şimdi halledemem canım. Yani önce halletmem gereken bazı şeyler var. Buradan Tarzi'ye uğrayacağım. Oradan sonra süt banyosu yapacağım. Daha sonra da tabii ki bu işin manikürü, pedikürü falan var. Yani bunlar olmazsa olmaz şeyler. Onları hallettikten sonra sizin işinizi tabii ki halledeceğim yani. Değil mi? Ama şimdi gitmem gerekiyor benim, tamam mı? Hadi hoşçakalın. Niyeyse hiç ısınamadım Afrodit'e. Ay zaten ona kim ısınabilir ki? Artık tamamen yalnız kaldık. Yani yatılı okula gidiyoruz. Maalesef Nazlıcığım. Hadi hazırlanalım artık. İyilik tarih boyunca hiç bu kadar azalmamıştı efendim. Evet. Dünyanın dengesi bozuluyor. Efendim, yanlış anlamayın ama Afrodit süslenip püslenmekten başka bir şey yapmıyor. Özünde iyilik var ama bunun kimseye faydası dokunmuyor. Bu böyle olmayacak. Aa, kızlar, elinizi bile sürmemişsiniz. Yoksa artık Müstesna teyzenizin keklerini sevmiyorsunuz mu? Hiç olur mu öyle şey Müstesna teyze? Hatta en çok özlediğim şeylerden biri de senin keklerin olacak. Ve de yemeklerin. Siz hiç merak etmeyin. Müstesna teyzeniz sizi elin okulunda aç bırakır mı hiç? Yapar yapar Zülfikar abiniz de getiririz. Sağ ol. Hem çıkmamış candan ümit kesilmez ki. Bakarsınız amcanız vazgeçiverir sizi yatılı okula göndermekte. Gerçekten mi? Keşke öyle bir şey olsa. Ah geldiler galiba. Hoş geldiniz. Aman hoş bulduk, hoş bulduk. Ah Ekrem'cim valla vazgeçtiğimiz çok iyi oldu. Bilmem ki. Vaz mı geçtiniz? Aa vazgeçtik. E5'ten gelecektik. Son anda TEM'e girdik. Ay E5'te kaza varmış. İyi ki öyle yapmışız. Yoksa hala yoldaydık. bu arada siz niye böyle dikiliyorsunuz? Bana bakın hazırlandınız değil mi? Ha? Topladınız mı bütün eşyalarınızı? Topladık. Topladıkmış. Ay muşmula suratlı. Yani inanamıyorum size. Amcanızla yenginiz şu iflas etmiş halleriyle ta cehennemin dibine kadar gidip size parasız yatılı okulu beğenmeye çalışsınlar. Sizin şu suratınıza bakın. 5 karış surat canım. Aslı rahat bırak kızları. Tamam hayatım. Kötü bir şey söylemedim ki ben. Bana bakın kızlar. 2 saat sonra gidiyorsunuz. Bütün eşyalarınızı toplayın. Ortalıkta size ait hiçbir şey görmek istemiyorum. Gider ayak son kez rencide ettirmeyin kendinizi bana, anlaşıldı mı? Yani gerçekten gidiyor muyuz? Maalesef. Çocuklar
yüzünüze bakmaktan bile utanacak haldeyim. Keşke şartlar böyle gelişmeseydi. Amcacığım lütfen bu kadar üzmeyin kendinizi. Eğer mecbur kalmasaydınız bizi göndermeyeceğinizi biliyoruz. Hem bu kadar zaman sahip çıktınız bize. Tıpkı kendi kızlarınız gibi. Ne biçim söz o yavrum? Sizler benim kızlarımsınız zaten. Amcacığım ne olur anlamayın. Selena. Ya Selena ne kadar değişmiş değil mi? Unbelievable'sın yani Burki. Ben sana Selena gelmedi ve bundan sonra gelmeyecek demekten sıkıldım oldum. Sen Selena'yı sormaktan sıkılmadın. Ay gerçekten unbelievable'sın hatta incredible'sın falan yani. Hayır bana inanmıyorsan bu arkadaşa soralım istersen. Buyurun. Selena adında sarışın bir bayan geldi mi hiç beni görmeyi diye soracaktım da. Selena? Evet. Sarışın? Evet. Öyle biri gelmedi. Zaten yenge hep buradaydı. Gelseydi o da görürdü değil mi yenge? Ya Burki, hayatını kurtarmak için kendini feda ettiğin Selena gelmemiş işte. İnanılır gibi değil. Yani tamam ayrılalım demişti ama... olanlardan sonra yine de bir görmeye gelmez mi insan? İnsan olsa gelirdi Burki. Değilmiş demek ki. Unut artık sen de şu kadını. Benden bir isteğiniz var mı? Aa evet. Bana bir kola alabilir misin? Buyurun parasını da vereyim. Sağ olun. Üstü kalsın. Demek senin için hayatımı ortaya koymam bile bir şey ifade etmedi. Öyle mi Selena? Yazıklar olsun sana. Aa! Sen aptalın iyi kahramanlar müzesinde olman gerekmiyor mu? Ne işin var burada be? Kim çağırdı seni? Yüce Onos çağırdı. Ayrıca seni ilgilendirmez. Sen kendi işine bak. Ben zaten kendi işime bakıyorum Selena. Ama senin bakacak bir işin yok. Kes sesini İblis. Anam. Apar topar çağırınca yani böyle gelmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Olur. Evet. Konuya senden başlayalım Afrodit. Sen göreve başladığından bu yana maalesef dünyadaki iyilik kötülük dengesi arada bir uçurum oluşturacak kadar bozuldu. Yani bu görev sana uymadı. Aa olur mu öyle şey Yüce Onos? Bence arkadaşımıza bir şans daha vermeliyiz. Belki kızcağız 60-70 sene sonra açılır. Evet belki olur. Saçmalama Hades. Evet. Afrodit, seni bu görevden alıyorum. Ne yapayım? Yani ben Afrodit'im değil mi? Yani benim elimden bu kadarı geliyor. Yani böyle. Anlıyorum. Seni suçlamıyorum. Sadece bu görev sana uymadı. Peki Afrodit'in yerine bu göreve kimi getiriyorsunuz Yüce Onos? Kim mi gelecek? Tekrar Selena. Ne? Selena mı? Olamaz. Yaşasın. Tebrik ederim. Çok sevindim. Başarılar. Evet. Evrende bozulan iyilik kötülük dengesini yeniden sağlamak amacıyla Selena'yı yeniden görevlendiriyorum. Ama o bir suçlu. Onu affedemezsiniz. Nerede sizin adaletiniz? Evrendeki denge Selena'nın işlediği suçtan çok daha önemlidir Hades. Ben yapsaydım affetmezsiniz ama değil mi? Neden ben kötüyüm? Kötü. Çok komiksin. Belli olmaz. Affedebilirim de. Ama bu sana suç işleme cesareti vermesin. Affetmeyebilirim de. Benim sağım solum hiç belli olmaz. Bu yüzden evrende bana Deli Honos derler. Anladın mı şimdi? Yüce Honos, ben dünyaya geri dönebilir miyim artık? İyilik yapmak için sabırsızlanıyorum. Aman git, çok merak ediyorlardı seni. Tabii gidebilirsin Selena. Al bakalım hadi. Bu sana. Kızını alır. Bu da kapak. Sana kapak olsun. Bu da esprili. Çok üzülüyorum. Amcacığım biz hazırız. Sizi her gün arayacağız çocuklar. Elimizden geldiği kadar da para yardımı yapacağız.
Her şey için sağ ol Ekrem amca. Bize çok emeğin geçti. Rüya gibiydi her şey. Biz yatılı okula gittiğimize değil, sizden ve arkadaşlarımızdan ayrı kalacağımıza üzülüyoruz. Canlarım benim, size yolluk hazırladım. Aa, kızlar, size yolluk hazırlattırdım. Müstesnaya yani, yolda yersiniz. Ah, canlarım benim, yengelerinin canları. Sizi her gün arayacağım, inanın bana. Yani geldiğiniz günü daha 2 yıl olmuş gibi hatırlıyorum inan. Günler ne kadar yavaş, hızlı, çabuk çabuk geçti, inanamazsınız. Hadi güle güle canım. Her şey için size de teşekkür ederiz Aslı yenge. Ay ne demek bir tanem. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim, saçımı süpürge ettim size. Siz hiç merak etmeyin. İzinli günlerimde sık sık ziyarete geleceğim sizi. Kendinize iyi bakın, olur mu? Seni çok özleyeceğiz Müstesna teyze. Ay Müstesna teyze, kurban olur sana. Gittiğin yerde söz dinle. Ablalarının sözünü dinle. Yaramazlık yapma, olur mu? Tamam. Ekrem yaramazdır. Kaçırdın mı? Fotoğraf çekeceğim kızlar. Üzülün. Ay çok güzel oldu. Hadi güle güle. Hayırdır inşallah. Aa, o kim acaba şimdi? Kızlar gidiyor yani. Selam. Güzel. Ben size veda etmek için geldim. Ekrem Bey, sizinle gelebilir miyim? Tabii tabii, memnuniyetle. Tabii tabii, memnun ol sen. Konuşuruz sonra canım. O zaman ben bir lavaboya girsem beni beklersiniz değil mi? Tabii memnuniyetle. Tabii memnuniyetle, buyurun kendi eviniz gibi. Yürü, yürü, yürü. Geç şöyle, geç Ekrem, geç. Bana bak Ekrem. Arabada sakın o kadının yanına oturma, anladın mı beni? Aslı Allah aşkına ya. Ne Allah aşkına? İnsan kocasını kıskanamaz mı? Demek yerimiz fırtınaya yakalandı. O zaman ben de fırtınayı durdurdum. İşte oldu. Gidelim. Ne oldu Selena? Birazdan anlarsınız, merak etmeyin. Ekrem Bey, ben hazırım. Tamam. Biliyorum Selena, şimdi içinizden düşünüyorsunuz. Bu ne biçim bir amca ki yeğenlerine sahip çıkamadı diye, değil mi? Ya inanın öyle bir şey düşünmüyorum Ekrem Bey. Her şey o kadar üst üste geldi. Her şey o kadar ters gitti ki. Önce şu fırtına, ardından geminin gecikmesi. Mah. Anlıyorum ama bu kadar üzmeyin kendinizi. Belki her şey düzelir. Zor. Artık çok zor. Ay aman neyse kızlar. Ay, arabanız hazırdır. Hadi bir an önce çıkın da bir an önce. Yani okulunuza bir an önce hazırlanın diye söylüyorum çocuklar. Merak etme Ziklerin Efendisi. Ben Ozan'la beraber seni ziyarete gelirim. Ya bir dakika ya. Ben onunla niye ziyarete falan gidiyorum ki? Ben Ozan'ımla böyle sinemaya falan giderim onun yerine. Değil mi kız? Bir dakika. Ekrem Bey, telefon size. Erol Kaptan diye biri arıyor. Aa, Erol Kaptan da çok üzüldü, vaktinde getiremedim diye. Ama nasıl yapsın adamcağız? Ne yapsın var mı canım? Ümit burnundan dolaşsaydı, Süreç diye tutturdu. Efendim Erol Kaptan. Ne? Ne? Ne olmuş bu, gene mi bakmış Ekrem? Az söyleseydi mücevherlerimi kurtaracak kadar malı suistinde tutsalardı mı? Gitti, hepsi gitti. İnanmıyorum Erol Kaptan, bu çok güzel bir haber. Anlıyorum, hemen ben çocuklara haber veriyorum sizi karşılasınlar. Ne oldu Ekrem amca? Gemi İstanbul Boğazı'na girmek üzereymiş. Ne? Evet, gemi geldi, yani iflastan kurtulduk. Ay inanamıyorum Ekrem, şu mücevherlerim kurtuldu ya Rabbim, çok şükür. Şirketimiz kurtuldu yani Ekrem amca, inanamıyorum çok şükür. Ne demek gemi İstanbul Boğazı'na giriyor? Ne demek gemi kurtuldu ya? O gemi nasıl o fırtınadan kurtulur? İyi ama Ekrem Bey, hani fırtına dinmemişti? Hani gemi yetişemeyecekti?
Erol kaptan da anlamamış, bana telefonda öyle söylüyor. Birdenbire kesildi fırtına diyor. Ve normalde biz o zaman Antalya açıklarında olmalıydık. Bir baktık Marmara Denizi'ndeyiz. Belki de fırtınadan kaynaklanan akıntılardan filan oldu. Artık bilmiyorum. Ama önemli olan iflastan kurtulmuş olmamız. Selena, bunu sen yaptın değil mi? Aa, tam da her şey kötüye gitmeye başlamıştı be. Hmm, Selena, görürsün sen gününü. Bu savaşı eninde sonunda ben kazanacağım. Salak. Ay evet. Ama Ekrem'cim sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bana senden çok daha fazla üzüldüm. Karalay bağladım. Ağladım gizli gizli. Neyse. Kızlar araba hazırdır herhalde. Hadi siz bir an önce yola çıkın da gecikmeyin okula. Aslı. Ne? Saçmalama. İflastan kurtulduk diyorum. Artık kızların bir yere gitmesine gerek yok ki. Gerek yok mu? Gayet tabii gerek yok. Ben onları bu evden uzaklaştırmak istedim çünkü ev elden gidebilir. Onlar da bizimle birlikte ortada kalırlar diye. Şimdi iflastan kurtulduğumuza göre hiçbir şeye gerek yok. Yarın Fitnat Hanım'a telefon ediyorsun. Yatırıyorum paralarını, kayıtlarını yeniliyor. Ama hayatım ayıp olmaz mı canım? O kadar gittik cehennemin dibindeki parası yatılı okula kayıtlarını yat. Bugün geliyorlar diye söz verdik adamlara. Olmaz, hiç kimseye ayıp mayıp olmaz. Evet tamam, peki şöyle yapalım Ekrem. Şimdi... Bu sene gitsinler oradaki okula. Önümüzdeki sene tekrar görüşürüz bu konuyu. Olmazsa tekrar Fitnat'ın okulunu alırız önümüzdeki sene. Aslı'cığım saçmalamayı keser misin lütfen? Burası onların evi. Şimdi de artık onların evi olarak kalacak. Ve onlar ait olduğu yerde yaşayacaklar. Yani bu evde. Ya, of olamaz ya. Ne güzel Ozan da bana kalmıştı. Keşke batsaydı o salak yemeğe. Çok teşekkür ederiz anneciğim. Burki. Ya Burki yeter ama ya. Bir saattir bir kelime etmedin. Selena gelmedi diye bana niye surat yapıyorsun ki? Sana surat yapmıyorum Ceren. Sadece... Neyse. Sanırım Selena ile her şeyin gerçekten bittiğine... ...kendimi inandırsam iyi olacak artık. Good morning yani. Ben ne diyorum sabahtan beri? Neyse, çıkınca ne yapacağımızı konuşalım mı? Bence böyle büyük bir pool parti verelim bizim evde. Kurtulmanın ve ilişkimizin yeniden başlamasının şerefine, okey? Selena. Merhaba Burak. Sen ne arıyorsun burada? Kimden izin aldın bakayım buraya girmek için? Hiç kimseden. Ben sadece erkek arkadaşımı görmeye geldim. O zaman yanlış odaya gelmişsin. Çünkü bu odada benim boyfriendim yatıyor. Erkek arkadaşıymış. Burki kaç gündür ölümle pençeleşiyor. Şimdi mi aklına geldi erkek arkadaşın olduğu? Değil mi Burki? Hastamız nasıl bakalım? Aa Selena Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Burak Bey bayağı kendine gelmiş değil mi? Evet çok iyi gördüm. Burak Bey, Selena Hanım gibi bir arkadaşınız olduğu için çok şanslısınız. Daha siz hastaneye getiril getirilmez geldi ve sürekli başınızda dualar etti. Ya ben başımda sürekli bekleyenin Ceren olduğunu sanıyordum. Burki aşkım yalan söylüyorlar görmüyor musun? Belli ki ağız birliği etmişler doktorla. Ceren, rica etsem bizi yalnız bırakabilir misin? O zaman ben de daha sonra geleyim. Burak, ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Yani benim için hayatını tehlikeye atman. Öyle düşünme Selena. En azından bu şekilde yaralı kurtulmuş oldum. Eğer o kurşunun önüne atlamasaydım ve sana bir şey olsaydı... ...ben zaten ölürdüm. Gerçi... ...o sırada senin eski erkek arkadaşındım ama... Yine de senin olmadığın bir dünyada yaşayamazdım. Sen hiçbir zaman benim eski erkek arkadaşım olmadın. Ama o gün söylediklerin... Biliyorum. Sana artık bu ilişkiden soğuduğumu, ayrılmak istediğimi söyledim. Ama inan bunların hepsini Ceylin babası sana zarar verecek diye korktuğum için yaptım. Yani beni hala... Burak, ben seni ilk gördüğüm andan beri hep sevdim ve sonsuza kadar da seveceğim. Aşkım. Burak Beyciğim, size icazımla karnı yap.